Dünya mermer başkenti olarak bilinen ve ismini her alanda duyurmayı başaran Afyonkarahisar'da yayın hayatına başlayan ve doğal taş sektöründe bir ilk olarak mermer sektörüne hitap eden Tukaz gazetesine il protokolünden tam destek geldi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başta olmak üzere Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser'den tam destek alan gazete 3. sayısının hazırlıklarına devam ediyor. Vali Gökmen Çiçek, Dünya Mermer Başkenti Afyonkarahisar'da sektörel bir gazetenin olmasının marka değerini arttırdığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. Mehmet Abdioğlu birçok şeyde öncü olarak basın hayatında Afyon'un yaptığı katkılardan sonra bugün de yine mermer sektörü ilk gazetesini çıkardı diyebiliyorum herhalde ben. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir kere gerçekten şöyle bir kısa bir süre inceleme fırsatım oldu burada. Gazeteyi, çünkü ikinci sayısı. Evet. Özellikle bu kısa sürede okumamda bile o kadar çok mermerle ilgili firmayla ilgili bilgi edindim ki bunu takip etmem gerektiğini bir vali olarak sadece bir istek değil artık zorunluluk olduğunu fark ettim. Çünkü eğer Afyon valisiysen ve Afyon kalbinde mermerin başkenti diyorsak mermerle ilgili çıkan gazeteyi ben değil tüm yöneticilerimiz kentimizin takip etmesi gerekiyor. Vali Çiçek, mermerin sadece Afyon'da konuşulması durumunda mermerin başkenti iken 4. 5. sıralara düşebileceklerini ve bu yüzden Turkuaz gazetesinin çok önemli olduğunu belirtti. Sadece biz Afyon'da mermeri konuşursak, sadece Afyon'da mermerden bahsedersek, diğer dünyayı takip etmezsek, diğer illeri takip etmezsek, diğer iller mermerde ne yapıyor, nasıl yatırımlar yapılıyor, nasıl ortaklıklar oluyor bunları paylaşmazsak bir süre sonra biz lideriz, başkentiz dedi ama bakar 4. 5. düşeriz gibi geliyorlar. Evet. Çünkü artık sadece mermer kaynağının çıktığı yerde değil yani. Bazı kentler az önce Mehmet Bey'le konuştuğum gibi çok büyük bu konuda rekabet gösteriyorlar. O yüzden hem tüm firmaların ne yaptıklarını, diğer illeri takip etmek durumundayız. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise turizm, gastronomi ve mermer alanında gösterdikleri başarının yayın organlarında ihtisaslaşmayı getirdiğini, Turkuaz gazetesinin de bu boşluğu dolduracağını belirterek başarılar diledi.